Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu pazarlar olsun. Evet, her pazar olduğu gibi bu pazarda soruları siz soruyorsunuz. Sizin adınıza ben dillendiriyorum. Ekonomist Bayram Başaran da yanıtlıyor. Hiç vakit kaybetmeyelim. Merhaba Bayram Bey, iyi pazarlar. Merhaba Ebru Hanım, iyi pazarlar. Evet, ilk izleyicimizle başlayalım o zaman. Nejat Açıl, piyasalara boşuna müdahale ediyorlar. Müdahale ithalatçıya yarıyor. Mazotu düşürün ve stabil hale getirin. Yoksa asıl kıyamet geliyor diyor Nejat Bey. Şimdi Nejat Bey'in ikinci söylediği çok doğru. Mazot fiyatlarının artması maalesef Türkiye'de hem lojistikte hem ısınmada ciddi bir fiyat artışına neden oluyor. Mazotta sanıyorum iki günde ikinci zam geldi. Evet. Yeni zam da devreye girdi. Hem benzine hem mazota. Bunlar enflasyon olarak, fiyat artışları olarak maalesef herkese yansıyacak, hepimize yansıyacak. Hep bizim cebinden ciddi anlamda paralar gidecek. Bu enflasyonu yükselecek. Bu da kuru tetiklemeye devam edecek maalesef. Çünkü şu an sarmaldayız. Kur enflasyonu, enflasyon kuru beslemeye başladı. Maalesef Ankara'nın da buna yönelik hiçbir tedbiri yok. İşte sanayiciler de bundan çok mutsuz, son derece mutsuzlar. Onlar da açıklama yapıyorlar. İşte Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı açıklama yaptı. Acil istikrarın sağlanması lazım diye. Evet. İstanbul Sanayi Odası Başkanı döviz satmayın, yanlış yapıyorsunuz diyor. Ama kimse dinlemiyor. Maalesef enflasyon, maliyet enflasyonu arttıkça tüketici enflasyonu da artacak. İkisi birbirini besliyor. Onlar da kuru besliyor. Maalesef hem kurda hem de enflasyonda artış devam edecek yani. Diyecek hiçbir şey yok. Çok mantıklı bir yer söyledi. Evet. Peki Nejat Bey'den sonra bir diğer izleyicimize geçiyoruz. Rüstem Akbulut. Rüstem Bey diyor ki borsanın bugün iki kez işlemlere ara vermesi %8 değer kaybına kapatması ilginç oldu. Borsa dedikoduları hafta sonu gece çıkar ortaya diyor Rüstem Bey. Evet. Yani muhtemelen işlemlere ara vermesi temeline yatan şey borsadaki hızlı düşüşün önüne geçilmesi. Bir günlük %8'lik düşüş çok ciddi bir düşüş. Demek ki ara verilmeseydi bu çok daha yüksek olacaktı. Burada görülen şey şu belli yani çok net. Herkes dövize gidiyor. Borsadan çıkıp, mevduattan çıkıp herkes dövize gidiyor. Sokakta da insanlar dövize gidiyor. Kahvelerde de insanlar dövize gidiyor. Ayşe teyze de gidiyor. Fatma teyze de gidiyor. Mehmet amca da gidiyor. Ahmet amca da gidiyor. Herkes dövize gidiyor. Niye? Çünkü herkes kendisini enflasyona karşı koruyacak tek enstrümanın şu an döviz olduğunu görüyor. Dolar olduğunu görüyor. Altın olduğunu görüyor. Euro olduğunu görüyor. Ağırlıkla da dolara gidiyor maalesef. Bu çok ciddi ekonomi açısından sıkıntı. Muhtemelen şu an %65'leri geçti dolarize olma oranı. Bu dolarizasyon devam edecek. Duracak mı? Hayır, hiçbir zaman durmayacak. İnsan ne kadar para bulursa bulsun dolarize olmaya devam edecek. Maalesef. Evet. Bu hatalı politikalardan mutlaka ve mutlaka dönülmesi gerekiyor. Yanlış. Ben bugün Odalar Birliği Başkanı da ilk defa bu hatalı politikaların dönülmesi lazım dedi. İstikrarın sağlanması lazım, öngörülebilirliğin olması lazım dedi. Geç kaldılar, yıllardır neredeydi ben de merak ediyorum ama neyse zarar neresinden dönerse kârdır demiş bugün. Bugün artık herhalde canı çok yandı ki kendi şirketlerinde. O da bugün isyana başlamış. Maalesef önümüzdeki günler iyi günler değil. Borsa için de değil. Şimdi borsa kendini telafi etmeye çalışıyordu. En azından dövizdeki artışa yakın bir artış gösterelim diyordu. Muhtemelen de orada alışlar firmalar yapıyordu. Kendi hisselerini, şirketlerin değerlerini korumak için. Ama şu an gelinen noktada artık onlar da dayanamaz hale geldi. Kimse Türk lirasında bir dakika bile durmak istemiyor şu an. Maalesef evet. Durum. Evet, peki. Sevgi Hanım'a geçiyoruz. Sevgi Demir, hocam selamlar. Dolar artışı hızı devam eder mi? Nerede durur? Ya da imkansız gibi görünse de düşüşe geçer mi? Demiş sevgilerini de iletmiş Sevgi Hanım. Şimdi son cümlesinden başlayalım Sevgi Hanım'ın. Şimdi sebepler ortada dururken sonucun değişmesini bekleyemezsiniz. Yani bir dolayı girdileri var, bir de çıktıları var. Girdileri değiştirmeden çıktının değişmesini bekleyemezsiniz. Şöyle bir basit bir mantık kuralım. Şimdi 2 ile 2'yi topladığınız zaman 4 ediyor. Şimdi 2'nin yerine 3 koymazsanız, 3 koyarsanız da 5 ediyor. Şimdi bakın bir şeyi değiştirdik, bir rakamı değiştirdik, çıktı da değişti, 5'e çıktı. Ne yaptı? 2'nin yerine 3 koyduk, 5'e çıktı. Şimdi gün gibi, dağ gibi burada sebepler dururken bu sebepleri değiştirmeden sen diyorsun ki sonuç değişsin. Bunun mantığı yok. Böyle bir şey olamaz. Ekonomik mantıkta böyle bir şey yok.
Geçen akşam bir haber kanalında, Habertürk'teydi sanırım, bir profesör, anlı bir profesör ki sürekli çıkıyor kanallara. Hayır diyor, 2 ile 2'nin toplamı ilk satta diyor 4 etmez diyor. Bu nasıl akıldı ben anlamadım. Yani anlı şanlı bir profesör, hatta rektör bildiğim kadarıyla, nasıl böyle bir mantık kuruyor anlamıyorum. Gerçekten anlamış değil. Yani anlaşılır gibi değil. Evet. Yani ben gerçekten anlamadım. Ben 8 sene iktisat okudum. Ama ben 2 ile 2'nin 5 ettiğini hayatım boyunca hiç görmedim. Dünyanın hiçbir yerine görmedim. Dünyanın her yerine kongrelere katıldım, seminerlere katıldım. Hiçbir profesör, iktisat profesörü veya matematik profesörü 2 ile 2'nin toplandığında 5 ettiğini anlatmadı. İlk defa gördüm. Şimdi bu mantıkla gittiğimiz zaman zaten her şey darmaduman olur. Doğru, haklısınız. Peki, bilgi yargıcı. Memleketimden çoğunluk aç kalacaksa ben tok olsam ne yazar? Memleketimizin çoluk çocuğu temel gıda maddelerine bile ulaşamayacaksa nasıl mutlu olabiliriz? Hepimiz aynı gemideyiz. Bu hiperenflasyonla insanların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün görünmüyor. Bu artışları asgari ücret insanlarımız ve çocuklarımız bu hayat biçimini hak etmiyorlar. Kendi adıma çok üzgünüm diyor. Bilgi Hanım'a da katılmamak mümkün değil zaten. Bilgi Hanım'ın yorumu son derece doğru. Şimdi temel gıda maddelerine erişim çok zor. Çok pahalandı. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten çok pahalandı. Çok üzücü maalesef. Onların hesaplarını yaparız 2 gün içerisinde. Nereden nereye geç, 1 yıl içerisinde yılbaşındaki asgari ücretler ne alınmış, kaç ekmek, kaç süt alınıyormuş. Bir bakarız ama benim gördüğüm kadarıyla %30'da %42 arasında alım gücünde bir düşüş var. Asgari ücretin %50.4 artırılmasına rağmen. Yani evet. Daha geçen seneki kaybı telafi etmedik. Artı üzerine %8 daha, 2 günde 8.5 daha fakirleştik. Maalesef çok haklı Bilgi Hanım. Çok üzücü. İnsanlar çocuklarını sağlıklı besleyemiyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Evine doğru düz yemek götürme, ekmek götürme, bunlar çok üzücü maalesef. Maalesef kesinlikle öyle. Peki Bilgi Hanım'dan sonra bir diğer izleyicimiz Özkan Demirezer. Hocam bence enflasyon dolardan daha tehlikeli olacak diyor. Şimdi enflasyon dolardan daha tehlikeli çünkü enflasyon bir de dünyada yükseliyor. Enflasyon karşısında dolar da değer kaybediyor. Bakın dolar da değer kaybediyor. Sırf dolar almak enflasyona karşı kendini korumaya yeteri kadar korumuyor. Evet. Yani tam bir kalkan oluşturmuyor. Çünkü sonuçta Amerika'da da bir enflasyon var. Avrupa Birliği'nde de bir enflasyon var. Şimdi böyle baktığınız zaman dolar da alsan, euro da alsan, altın da alsan enflasyona karşı tam korunmuyorsun ama zararın epey bir kısmını telafi etmiş oluyorsun. Dolar nerede durur? Dolara rakam vermek mümkün değil. Enflasyona rakam vermek de mümkün değil. Çünkü kimse hedef koymuyor. Nerede ne yapacağını bilemiyorsunuz. Bakın biz bir aydır diyoruz ki dolar 17 ile tamamlar yıl son diyorduk. Dün 17'yi geçti. Kaç gün var daha önümüzdeki günler? 12 gün var. 12-13 gün var. 13 günde nereye geleceğini bilmiyoruz. Günlük değer kaybı %4,5-5'lere çıktı. Müdahale olmasa 6'lara 7'lere çıkacak. Merkez Bankası'nın müdahalesi olmasa 6'lara 7'lere çıkacak. Merkez Bankası'nın müdahalesi de baştan sona yanlış. Başka silahları kullanması lazım. Merkez Bankası'nda da çok silah var. Başka silahları kullanması lazım ama dolar satmayı tercih ediyor. Bu bizi daha da kötü duruma düşürüyor. Daha da açık duruma düşürüyor. Çünkü açık rezervimiz 38.8 milyar dolardan şimdi 40 milyar dolara çıktı. Düşünün evet. Ay başından beri 6 milyar 50 milyon dolar para satmışsınız. Ne oldu? Dolar 17'ye çıktı. O zamanlarda 13'lerdeydi. Ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. O zaman başka enstrümanlar müdahale edebilir miydi? Edebilirdi. Hiç olmazsa rezervin artıya doğru gitmeye başlardı. 30'a şu an 40 olmazsa o 6'yı satmasaydı 34 olurdu. Eksi rezerv. Eksi rezerv çünkü senin halin sürekli negatif yazıyor. Not olarak negatif yazıyor. Evet, peki. Yılmaz Sokmakçı. Katılmıyorum. Siz keşke bu kaydı asgari ücret açıklandığı zaman gerçekleştirseydiniz. Bir de FED'in enflasyonuyla ülkemizin oranları aynı mı ki FED yönünde hareket etsinler? Bebek mamasına neden takıldınız? Bunu da anlamak mümkün değil diyor. Ben de bu yazıyı anlayamadım. Buyurun. Ben Yılmaz Bey'in hangi memlekette, nerede yaşadığını bilmiyorum. Herhalde onun biz enflasyon altında ezilirken onun geliri artıyor. Demek ki başka bir sistem kurmuş. Evet. Ben bunu anlıyorum. Ya kardeşim insanlara bebeğine mama almakta ne yapacak? Ne yedecek çocuğuna?
Ne yedirecek? Diğer ürünler de pahalandı. Süt alamayacak. Süt pahalanıyor. Mama pahalanıyor. İnsanlar ne yedirecek? Niye bebek mamasına takılmışız? Ekmeği hesaplayalım o zaman. 414 tane ekmek alıyordu yıl başında. 2001'in başında. O zaman rakamları söyleyeyim. Şimdi 200 asgari ücret, şu anki asgari ücret 299 tane alıyor. Nasıl olacak şimdi? Yılmaz Bey, ben nereye değiştiğini anlamadım. Evet. Yandaşlık olur da bu kadar olmaz ya. Bu da bir yandaşlık değil ya, vatandaşın. Burası senin vatanın. 85 milyon insan var. Sen 100 bin kişi, hadi 500 bin kişi çok rahatsın. Ama 84 milyon 500 bin kişi eziliyor. Nasıl olacak? Ya bunlar, bu zihniyeti, bu mantığı anlamak mümkün değil. Ya da hesap kitap bilmiyor beyefendi. Başka bir şey bilmeyeceğim. Bebek mamasına neden takıldığımızı anlamamasını biz de anlayamadık. Gerçekten enteresan. Ya da çocuk yok beyefendinin. Diyecek bir şey yok. Evet, gerçekten diyecek bir şey yok. Bazı yazılan yorumlar gerçekten insanın beynini yakıyor. Ya, insanları geliyor, bak beni de geliyor. Bebek mesela neye takılıyor dersen, benim en hassas konum çocuklar. Ben çocukları çok severim. Bu çocuklar, Türkiye'deki çocuklar hepsi bizim evladımız. Siz kendi evimle, kendi yaptığım bir tane çocuk değil. Bütün çocuklar bizim evladımız. Bizim genlerimiz taşıyor. Ben çocukları düşünmeyeceğim de kimi düşüneceğim ya? Nasıl bir akıldır yani? Neyle izah edeceğiz bunu? Hani bunu izah edilen bir tarafı yok. Beyefendi herhalde çocuk düşmanı o zaman. Ben de çocuk düşmanı ilan edeyim. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Nasıl bir akıldır yani? Evet. Çocuğun mamasını düşünmüyorum, sütünü düşünmüyorum. Neyi düşüneceğim ben? Böyle bir akıl olur mu ya? Yani? Bizim, ülkede bizim. Evet. Peki Yılmaz Bey'e de böylelikle bu cevabımız olsun. Peki Yılmaz Bey'den sonra bu da sondu diyelim. Hem size çok teşekkür edelim, hem de izledikleri için bizi, izleyicilerimize çok teşekkür edelim. Mutlu bir pazar günü dileyelim. Bakalım yarın pazartesi günü karşımızda ekonomik olarak neler olacak, neler konuşacağız, onu da yarın göreceğiz. İbrahim, şunu söyleyeyim, yani insanlar çok mutlu pazar olmayacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü herkes pazartesi düşecek. Işte. Pazartesi ne olacak? Evet. Bakın mutlu olacak. İnsanlar bunalıma sitesine girecek. Şimdi kurun... Biz en azından iyi dileklerimizi iletelim. Ha, pazartesi günü kurun yükselmeyeceğin garantisi var mı? Tabii ki yok. İnsanlar şimdi onun hesabını kitabını yapıyor cumartesi pazar. Maalesef yani insanların artık psikolojileri bozuldu. Bunu görmek lazım. Evet, ben de sizin gibi iyi pazarlar diliyorum bizi izleyicilerimize. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, en azından temennilerimiz bu yönde diyelim. Evet. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.